yaramız büyük ama galiba kapatacak ip de bulamıyoruz. Yani kurumlar öyle bir çökmüş ki normalde hani böyle filmlerde, belgesellerde filan anlatılsa insanın çok inanmak içinden gelmez. Ancak yani aşağı yukarı 100 senelik bir kurumsallaşma, bir demokrasi geleneği, bir sosyal hayat, kadınla erkeğin statüsündeki eşitliklerden gelen bir ülkenin son 20 yılda elbette AKP iktidarıyla her alanda felaketlere sürüklendiğini de görüyoruz. Şimdi hakikaten insanın aklı almıyor. Ankara'daki işte Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski adıyla o hastane çok büyük bir skandal yaşanıyor. 18 Ağustos günü oluyor hadise. Ankara'da çalışan bir inşaat işçisi. Normalde bak şu haberleri yapardık. Bir inşaat işçisi çalışma koşullarından ötürü ağır yaralandı. Bu başlı başına bir haberdi. Şimdi haberin bu kısmıyla ilgilenilmiyor bile artık. Çünkü çok vahim bir şey geliyor bu haberin arkasından. Şu parmağı kopuyor, baş parmağı kopuyor işçi dostumuzun. Aile Gata'ya götürüyor. Ama burada inanılmaz bir şok yaşanıyor. Hastane yetkilileri diyor ki biz işçinin parmağını dikmek için gerekli olan ameliyat ipine sahip değiliz hastanede diyor. Ve ip bulunmadığı için aileyi bu konuda bilgilendiriyor. Bilgilendirmek yetmiyor. Bir malzeme listesi veriyorlar. İçerisinde ip var ve bu ipi acilen bulmasını istiyorlar. Evet, bulunuyor ailenin çabasıyla ip. Kaza sabah saatlerinde oluyor. Gece 11 civarında başka bir kurumdan işte yazışmalarla, çizişmelerle ip temin ediliyor ve işçinin parmağı yerine dikiliyor. Şimdi Gata deyince tabii işte bir biçimde darbe girişimi deyince cemaati bitiriyoruz diyerek Türkiye'nin aslında üstüne çökünce Gata'nın da bir incelenmesi gerekiyor bana göre. Çünkü işte o FETÖ'yle mücadele gerekçesiyle askeri hastanelerin kapatıldığını biliyoruz biz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı araştırılma hastanelerine bağlandığını, dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bu süreçten sonra da hastanelerin, Gata gibi hastanelerin ki geçmişten biz hani çok nitelikli işlerin yapıldığı, çok önemli ameliyatların yapıldığını bildiğimiz bu ünitelerin tamamen böyle sıfırlandığını net olarak görüyoruz. Tıbbi kalitenin tamamen düştüğünü görüyoruz. Yani vesayeti kaldıracağız dediler önce. Ardından işte o yollarda paralel yürüdüler. Sonra o paralel yürüdükleri cemaatin darbe yapması nedeniyle Türkiye'deki muhalefetin üzerinden de tüm muhalefetin üzerinden de silindir gibi geçtiler. Bu süreçte kaynakları heba ettiler ve anlıyoruz ki biz bütün kurumların bunu ilk defa görmüyoruz. Yani Türk Hava Kurumu'na baktığımızda bir kere daha tartışırız yani Zehra Taşkesenli kocası Ünsal Ban meselesini. Bütün kurumların içinin boşaltıldığını, buralardan birilerinin paralar kazandığını ancak halkımızın artık sefilliğin dibine düştüğünü görüyoruz. Yani iş cinayetleri zaten büyük bir kıyım. İlk Temmuz ayına kadar ilk 7 ayda 1051 kişi iş cinayetlerine kurban gitti. Ama çok şükür bu sefer anlattığım bir parmağın kopması. Yani bana da çok şükür diyorum yani bir saçma cümle ama Allah canını esirgemiş. Fakat tabii gide gide başına gelene bak ipliğini bulup hastanene git. Bu hale geldik. Yani doktorlara giderlerse gitsinler gibi. Hastanelerin de nitelikli olanları. Tabii Gata'nın ayrı bir öyküsü var. Hem nitelik düşmanlığı var. O bir. Yani içimsizler. Mesela Boğaziçi bu sene açıklanan üniversiteler arasında yok.
Gata'da biliyorsun çok nitelikli bir hastaneydi. Bütün imkanlara sahipti. Yani niteliksizlerin niteliği kovduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu her alanda geçerli. Gata'da nasibini aldı. Bir de asgari vesayet var tabii. Asgari vesayet olayımız var. Peki asgari vesayeti kaldırdınız. Peki bu yaptığınız sivil vesayeti yerine itinayla daha da geliştirerek üst modellerde koymayı başardınız. Kutluyoruz. Öyle mi? Bir de bunu söylemek lazım. Tabii AB'ye alın bizi diyorlar. Bir de ona dokunduralım. Açın önümüzü AB'ye alın bizi diyorlar. AB'ye almayı beklemeyin ya. AB alır sizi. Siz önce bir kendinize çekidüzen verin. Açın faslı mesela açmaktan imtina ettiğiniz fasıldır. Sosyal politikalar ve istihdam faslı. Bunu açtığınız zaman o işçiler bu iş kazalarının mağduru olmazlar. İş cinayetlerinde kıyıma uğramazlar. Ama açmazlar erk. Açmadıkları bir diğer fasıl, kamu alımları fasıl biliyorsun. O da beşli arkadaşlarımızın işine hiç gelmez. Saltanatın besin kaynakları kırılır. Bir de tabii rekabet politikası. Bu üç fasını asla kata açmıyorlar. Ama burada en can yakanı, hadi o yolsuzluk artık gidiyor, bu ülke soyulmaya alışılmış. Ama işçiler kıyım halinde kaybediyoruz maalesef. Canlarıyla maliyet hesabına katkı koyuyorlar. Bedelleriyle böyle can vererek ödüyorlar maalesef. Tabii bir de yani işte kurumlarda artık malzeme bulunmayacak raddeye gelinmiş. Evet. Söylediğin şu açıdan çok önemli. Her yerde görüyoruz. Yani yandaş hakimiyeti, yani yandaş dediğimizden de öyle basit yandaşlara falan uzanan bir mesele değil. Hani Mehmet Cengizler, beşli çetelere uzanan, o klasik zincire uzanan yandaş severlikten Türkiye'nin kaynaklarının tüketildiğini görüyoruz.